Merhaba, haber saatine hoş geldiniz. Günün gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. Hemen başlayalım. Sayın seyirciler, İran başkenti Bağdat'ta tansiyon yüksek. Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği hava saldırılarını protesto etmek için yüzlerce Haçlı Şabi yanlısı Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğini bastı. Binanın bazı kısımları göstericiler tarafından ateşe verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da olaylar sonrası bir açıklama yaptı. İran'ı suçladı. Irak'ta sular durulmuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Şii milis gücü Haçlı Şabi taraftarları elçiliğe işgal girişiminde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırıda hayatlarını kaybedenler için bu sabah Bağdat'ta cenaze töreni düzenlendi. Merasime katılan öfkeli grup, Yeşil Bölge'deki Amerika Birleşik Devletleri Bağdat Büyükelçiliği binasına yürüdü. Amerika Birleşik Devletleri aleyhine sloganlar atan kalabalık, bayrakları ve binanın duvarlarını ateşe verdi. Göstericiler daha sonra elçilik binasının içine girdi. Göstericilere ilk müdahale elçiliğe ait güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildi. Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanılırken Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçisi ve Büyükelçilik çalışanlarının binayı terk ettiği belirtildi. Hizbullah Tugayları sözcüsü yaptığı basın toplantısında elçiliğin kapatılmasına ve elçinin ülkeden çıkarılmasına kadar oturma eylemlerini devam ettireceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olaylar sonrası Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. İran Amerika Birleşik Devletleri bir müteahhiti öldürdü, çok sayıda kişiyi de yaraladı. Güçlü bir şekilde karşılık verdik ve her zaman da vereceğiz. İran şimdi de Irak'taki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine saldırı düzenliyor. Tamamen onlar sorumlu tutulacak. Ek olarak Irak kuvvetlerinin elçiliği korumasını bekliyoruz. Sayın seyirciler, İdlib'den her gün saldırı haberi geliyor. Halkın ateş hattından güvenli bölgeye kaçışı da sürüyor. Kaçan siviller yerleştikleri yerlerde de kendi çabalarıyla hayatta kalmaya çalışıyor. Bu arada Kahraman Mehmetçik, Resulayn'da aracına bomba konulan bir Suriyeli'yi kurtardı. Suriye'de sular durulmuyor. Beşar Esad rejiminin hava saldırıları yoğunlaşırken siviller elverişsiz hava koşullarında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yaşadıkları bölgeleri terk eden siviller, İdlib'in kuzeyinde bulunan Haran Abus ve Deir Hassan köylerine ve Türkiye sınırlarına yakın alanlara akın ediyor. Ölümden kaçan siviller, evlerini bırakıp Türkiye sınırlarında çadırlarda kalmayı tercih etti. Siviller, Türk sınırlarına yakın alanlarda ve yollar etrafında düzensiz bir şekilde kendi çabalarıyla çadırlar kuruyor. Ve ilaç, ısınma ve barınma gibi temel ihtiyaçlar olmadan hayatta kalmak için çabalıyorlar. Bu arada aracına patlayıcı koyulan bir Suriyeli Mehmetçik sayesinde kurtuldu. Resulayn'da PKK-YPG terör örgütü tarafından alıkonularak aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeli durumu hemen Mehmetçik'e bildirdi. Mehmetçik ise olaya Hızır gibi yetişti ve bombalı araç kontrollü bir şekilde imha edildi. Böylece Kahraman Mehmetçik bir faciayı daha önledi. Sayın seyirciler, Mehmetçik sayesinde terörden arındırılan bölgelere dönen Suriyeli ailelerin çocukları okullarına kavuşmanın sevincini yaşıyor. Askerlerimiz de bu çocukları okullarında ziyaret etti. Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli çocuklar okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor. Bölgedeki askerlerimiz kendi topraklarında eğitim gören çocukların bulunduğu okulları ziyaret etti. Türkiye sizleri çok seviyor. Hazırlanan küçük hediyeler çocuklara dağıtıldı. Kendi vatanlarında emniyetli bir şekilde yaşayabilme imkanı bulan çocuklar da Mehmetçi'ye teşekkür etti. Türkiye'ye.
والله يحميهم الله يرزق تركيا نحب تركيا نشكر تركيا أن هدات لنا هدايا زينات وحلوات كثير لأن لا تركيا زينة كثير نحبها الله الله يحفظهم احنا نشكر تركيا عملهم جابوا لنا كتب وتعال ناخذ دروس منهم لو مو هما كان احد ما فتح حتى المدارس ونشكر احنا تركيا ونحب المعلمين ونحب تركيا. PKK terör örgütünde çözülme sürüyor. İran kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Mehmetçi'ye teslim oldu. PKK çözülüyor. Terör örgütü hem içeride hem de dışarıda ciddi kayıplar yaşıyor. Beş PKK'lı terörist örgütten kaçarak devlete sığındı. Mehmetçik yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Terör yuvaları bir bir bombalanıyor, planlar bozuluyor. Örgütle çözülme süreci de devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden 5 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. İran kuzeyindeki ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan örgüt üyeleri Silopi ve Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Sayın seyirciler, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, FETÖ üyeliğinden yargılanacak. Demir hakkında 18,5 yıl hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ÖSYM eski Başkanı Ali Demir hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçlarından 18 yıl 6 aya kadar hapis sistemiyle iddianame hazırladı. İddianamede Demir'in 2010-2015 yılları arasında ÖSYM Başkanlığı döneminde FETÖ mensuplarına sınav sorularının sızdırıldığı vurgulandı. Efendim, buyurun efendim. Arkadaşlar hoş geldiniz. FETÖ mensuplarının sınav sorularını çalmak için ÖSYM'nin kozmik birimi olarak tanımlanan sır odasındaki bilgisayarlara iki casusluk programı kurulduğu ve bu şekilde soruların çalındığı bildirildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame mahkemece kabul edildi. Demir'in önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğe dün olduğundan çok daha güvenli baktığını söyledi. Kanal İstanbul'un mutlaka yapılacağını bildiren Cumhurbaşkanı, sosyal konut projelerinin de vatandaştan talep olduğu sürece devam edeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı. Hep birlikte tarihi hadiselere şahitlik ettiğimiz 2019 yılını geride bırakıyor. İnşallah çok daha güzel gelişmeleri yine hep birlikte yaşayacağımız 2020 yılına giriyoruz. Rabbimden 2020 yılının ülkemiz, milletimiz, dostlarımız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Erdoğan, ülkemizin geleceğe her zamankinden daha güvenli baktığını söyledi. Bugün Türkiye geleceğine dün olduğundan çok daha güvenle ve umutla bakıyor. Dün Türkiye'yi kaosla, terörle, darbeyle, krizle, istikrarsızlıkla tehdit edenler, bugün attığımız adımlar karşısındaki çaresizliklerini itiraf ediyor, uzlaşma yolları arıyor. Cumhurbaşkanı her yıl 100 bin sosyal konut yapılacağını ifade etti. Aralık ayının ilk yarısında kamuoyuyla paylaştığımız 100 bin sosyal konut inşası projesi 81 vilayetimizin tamamında büyük ilgi ve taleple karşılandı. Milletimizin konut talebi sürdüğü müddetçe bu kampanyayı her yıl yüzer binlik seriler halinde devam ettirmeyi planlıyoruz. Erdoğan, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının nasıl gerçekleştiğini anlattı. Milletimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştüren Türkiye'nin otomobili projesinin ilk araçlarının ön gösterimini yaptık. Gebze'de ilk defa kamuoyuyla paylaşılan araçlar tasarımları ve özellikleriyle
ülkemizin doğru yolda ilerlediğinin işaretidir. Her ne kadar her şey gibi otomobilin de yerli ve millisine tahammül gösteremeyenler çeşitli kulplar takmaya çalışsa da bu projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması başarısının ispatıdır. 2022'nin sonunda satışa sunulacak Türkiye'nin otomobilini hep beraber heyecanla bekleyeceğiz. Aynı şekilde ülkemize stratejik ve ekonomik çok büyük katkıları olacak Kanal İstanbul projemizde inşallah adım adım ilerletecek ve mutlaka neticeye ulaştıracağız. ...2019'un son günlerinde hayatımıza giren Türkiye'nin otomobili çok beğenildi. Şimdi sıra diğer gurur tablolarında. Türkiye 60 yıllık milli otomobil rüyasını hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla lansmanı yapılan ve ilk deneme sürüşü gerçekleştirilen Türkiye'nin yerli otomobilinden sonra gözler başta savunma sanayi olmak üzere diğer milli projelere çevrildi. İşte önümüzdeki senenin gurur tablosu. 2020 için hedeflerden biri tamamı yerlileştirilen Atak 2 helikopterinin havalanması. Motor çalışmaları TUSAŞ tarafından yürütülüyor. Gelişmiş elektronik harp ve karşı tedbir sistemleri bulunacak helikopterde yüksek kalibreli top, yeni nesil 2.75 inç roket, uzun menzilli ve farklı güdüm sistemlerine sahip tank savar füzeleriyle havadan havaya füze sistemleri olacak. Milli Muharip Uçağı Gökbey'in motoru için son hazırlıklar 2020'de tamamlanacak. İlk uçuşunu 2026'da yapması beklenen Gökbey'in motoru 29 Ekim 2021'de teslim edilecek. Gökbey 12 kişi taşıyor. Cephe gerisinde ve sivil amaçlı kullanılabiliyor. Gökbey'e yurt dışından da yoğun talep geliyor. Çalışmalara hızla devam edilen Hürjet'te en geç 2022'de havalanacak. Orta irtifa ve uzun havada kalış özelliğiyle öne çıkan insansız hava aracı Aksungur 2020'de göreve başlıyor. 40 bin fit yüksekliğe kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebilecek. Aksungur çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri yerine getirecek. Her bir kanatta 3 silah istasyonu bulunan Aksungur ciddi mühimmatlarla görev yapabilecek. 2020 yılında çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Böylece Türkiye yüksek hacimde gemiye sahip sayılı ülkelerden biri olacak. Yeni tip denizaltılarında inşasına başlandı. Bunların 2022 yılında teslim edilmesi hedefleniyor. Hafif, orta ve ağır sınıf olmak üzere 3 ayrı kategoride insansız kara araçları projeleri de başlatıldı. Uzaktan kumandalı araç platformunun önümüzdeki haftalarda envantere girmesi hedefleniyor. Geliştirilen insansız Ejder Yalçın, Tarantula, Ankebot gibi uzaktan komutalı atış sistemlerine sahip insansız kara araçlarının test çalışmaları devam ediyor. Bir başka dev projeye gidiyoruz şimdi de. Çanakkale Boğazı'nı birleştirecek olan köprünün ayakları 110 metreye ulaştı. ...18 Mart 2017'de temeli atılan Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya mevki ile Gelibolu'nun Sütlüce mevki arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları her geçen gün biraz daha yükselmeye devam ediyor. Eylül ayında her iki yakadaki köprü ayakları arasında bağ kirişi montajı yapılmıştı. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayakları 110 metre yüksekliğe ulaştı. Tamamlandığında 318 metreye kadar ulaşacak olan köprü ayakları bu montajın ardından biraz daha yükseldi. 1915 Çanakkale Köprüsü orta açıklığının Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını temsilen 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olma özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak. Sayın seyirciler, ücretli poşet uygulaması bir yıl önce hayata geçti. Zaman zaman tartışmalara neden olan uygulamada sonuçlar olumlu. Aylık yaklaşık 35 adet olan kişi başı poşet kullanımı 10'a kadar düştü. Ücretli poşet düzenlemesinde bir yıl geride kaldı.
Ülke genelinde plastik poşet kullanımının azaltılması, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren poşetler tüketiciye ücretle satılmaya başlanmıştı. 25 kuruşla ücretlendirilen plastik poşet kullanımı yılın ilk 9 ayında %77 oranında azaldı. Tüketiciler bez torbalara döndü. Artık alışverişe çıkanlar yanlarında yedek torba taşımaya başladı. Ücretli poşet almak istemeyenler de manav ve şarküteri reyonlarında kullanılan 15 mikronun altındaki incelikteki poşetlere yöneldi. Birçok kişi uygulamadan memnun. Tabii doğru bulmayanlar da var. Bazı tüketiciler ücret ödeyerek aldıkları poşetlerde markanın adını istemiyor. Kimi de market alışverişlerini internet üzerinden yapıyor. İstanbul Havalimanı'nda yeni bir uygulama gerçekleştirilecek. Onu paylaşalım şimdi de. Havalimanı'nda artık pankart kaldırarak yolcu karşılama uygulaması sona erdi. İstanbul Havalimanı'nda hanutçulukla mücadele devam ediyor. Buna yönelik havalimanında pankart kaldırarak yolcu karşılama uygulaması sonlandırıldı. Karar İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu tarafından alınarak bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Artık şu görmüş olduğunuz arkada elinde pankart kaldırarak misafir bekleme uygulamasını sonlandırmış olacağız. Peki bu sisteme alışan gelen yolcu nasıl bir yöntemle karşılanacak? Misafirler çıktıklarında kapıda bir kargaşayla karşılaşmamaları adına zamanla daha da iyi anlayıp ve kolay bir şekilde uygulanabilecekleri meeting launch'larımızı hizmete sokmuş bulunuyoruz. Burada geldiğinde isminin karşılığında ismini bekleyen kişi karşısında kimi beklediğini bilmiş olacak. Geldiğinde belirttiğinde misafiriyle buluşup yoluna devam etmiş olacak. Ve böylece müşterilerin geldiğinde beni kim karşılayacak, nerede karşılayacak gibi tedirginliklerini bir nebze yok etmiş bulunuyoruz. Hazırlanması yaklaşık 3 ay süren uygulamayla görüntü kirliliği ortadan kalkmış olacak. Yolcularını karşılamak isteyen profesyonellerle acenteler meeting lounge alanına gelerek karşılamak istedikleri kişilerin adını görevlilere bildirecek. Uygulama 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Bu tarihten sonra da operasyonel maliyetleri karşılamak amacıyla cüzi fiyat politikası uygulanacak. Dünya genelinde düzenlenen ilk helal akreditasyon sertifikası Türk Standartları Enstitüsü'ne teslim edildi. Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda Bakan Ruhsar Pekcan açıklamalarda bulundu. Türk Standartları Enstitüsü tarafından 20 Kasım 2019'da ilk başvurusu yapılan helal et akreditasyon sertifikası Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıyla teslim edildi. Sertifikayı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı toplantıda kurum yetkilileri teslim aldı. Bakan Pekcan, helal belgeli ürün ve hizmet ticaretindeki hedefi açıkladı. Küresel ölçekte oldukça gelişen helal belgeli ürün ve hizmet ticaretinde Türkiye olarak artık biz kural koyucu olacağız. 2018 yılında dünyadaki 1.8 milyar Müslümanın helal ürün ve hizmet ticareti 4.5 trilyon dolara ulaşmış durumda. Helal sertifikalandırma ve akreditasyon pazarının büyüklüğü ise 6 milyar dolara ulaşmış durumda. Böylesine önemli bir küresel talebi göz önünde bulundurduğumuzda helal pazarı için Türkiye olarak takip eden değil, takip edilen ve lider olmak konumundayız. Türkiye olarak küresel helal pazarında daha fazla sesimizi duyurmayı, bu alandaki boşluğu doldurmayı, kural koyucu olmayı hedefliyoruz. Bu arada helal tüketim sadece gıdayı kapsamıyor. Helal standartları derken sadece gıdadan bahsetmiyoruz. Bildiğiniz gibi kozmetik alanında, turizm alanında, daha pek çok geniş alanda helal standartları uygulanmaktadır. Tüm bu altyapı çalışmalarının sonucunda da halka milyarlarca dolarlık ürün ve hizmet için sertifikalandırma yapan kurum ve kuruluşlardan 15 başvuru gerçekleştirildi.
15 başvurunun 7'si yurt dışından. Bunların arasında Avustralya, İsviçre, Tayvan, Sırbistan, Etiyopya ve Bulgaristan var. Helal Akreditasyon Kurumu'na başvuru gerçekleştiren ilk kurumsa Türk Standartları Enstitüsü oldu. Böylece Türk Standartları Enstitüsü akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Avustralya'da haftalar önce başlayan yangınlar hala devam ediyor. Bir kıyı kasabasını saran alevler nedeniyle 4000 kişi tahliye edildi. Avustralya'daki orman yangını aylardır söndürülemiyor. Bir taraftan mücadele sürerken bu kez Malakota kasabası alevlere teslim oldu. Glengall Grill up in action. Yangın nedeniyle turistler dahil birçok kişinin mahsur kaldığı kıyı kasabasında yaklaşık 4000 kişi tahliye edildi. Now the fire front's come through. Everyone's safe and sound. Got the girls and the dogs up the front. Tüm kasabayı saran alevler gökyüzünü turuncuya bürüdü. Onlarca ev kül oldu. Victoria Eyaleti Acil Servisi bölge sakinlerine kapalı mekanlarda kalmaları çağrısı yaptı. Yetkililer yangınların tamamen söndürülmesinin haftalar süreceğini ve bunun da ancak güçlü yağışlarla sağlanabileceğini belirtti. Bu sezon meydana gelen yangınlarda 8 kişi hayatını kaybetti. 7 kişi kayıp. 2 milyon hektardan büyük bir alanda kül oldu. İstanbul Zeytinburnu'nda bir fabrikada yangın çıktı. Bitişik'teki diğer fabrikaya da sıçrayan alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken fabrikanın çatısı çöktü. İşte o anlar. Önce patlama sesi duyuldu, ardından alevler yükseldi. Yanan fabrikanın çatısının çökme anı kameraya yansıdı. İstanbul Zeytinburnu'nda geceyi alevler aydınlattı. Sabaha karşı dört sularında bir tekstil atölyesi cayır cayır yanmaya başladı. Binayı saran alevler etkili olan rüzgar nedeniyle diğer iş yerlerine de sıçradı. Etrafı simsiyah dumanlar sardı. Fabrika çalışanları durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürerken fabrikanın çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. Alevlere müdahale eden bir itfaiye eri de kendisini son anda dışarı attı, canını zor kurtardı. Gece başlayan yangın 4 saatin sonunda kontrol altına alınabildi. Fabrikalardan geriye kül yığınları kaldı. Kartal Yakacık'ta istinat duvarı çöktü. 3 araç oluşan çukura düşerken duvardan çöken toprak ve parçalar da yan taraftaki binanın duvarını yıkarak evin içine girdi. Evin içinden çekilen görüntüler faciadan dönüldüğünü gözler önüne serdi. Kartal Yakacık'ta yoğun yağış nedeniyle bir sitenin otoparkında istinat duvarı sabah saatlerinde çöktü. Bu sırada otoparkta park halinde olan 3 araç oluşan çukura düştü. Çöken istinat duvarından kopan parçalar ve çöken toprak da yan taraftaki bir binanın duvarını yıkarak evin içine girdi. Etekler de bu şekilde. Ev sakinlerinin o esnada başka bir odada oturuyor olması muhtemel bir faciayı önlemiş oldu. Şimdi yan taraftaki duvar zaten uzun zamandır sıkıntılıydı. Çatlak olan var binada. Yağmur duvarları suyla beraber duvar yavaş yavaş esnemeye başladı. Bir anda olduğu gibi aşağı indi araçlarla beraber. Duvarları patlatarak içeri geldi yavaş yavaş. Peki içeride yatan var mıydı? Vardı tabii, annem babam vardı burada. Onlar dışarı kaçtılar işte. Allah'tan biz salondaydık. Odada falan olsak paramparça olacak yani, çok sıkıntı. Evin içinden kaydedilen görüntüler faciadan dönüldüğünü gözler önüne serdi. Çukura düşen 3 araç düştükleri yerden vinç yardımıyla çıkarıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olay yerinde inceleme yaptı. Olayın yaşandığı bina sakinleri şu an tahliye edecek arkadaşlarımız ve ön tarafta bulunan bina sakinlerini tahliye edeceğiz. An ve an statik hesaplamaları ve geoteknik hesaplamalarını burada teknik arkadaşlarımız yapacak. Herhangi bir kayma devam ederse, çünkü risk büyüyor demektir. Şu an gözle görülür binanın
sıkıntı çıkartabileceği ile alakalı gözle görünür bir bilgi yok. Ama yarım saat, bir saat süre aralıklarla hem incelemeler yapılacak, hem kayma gerçekleşiyor mu, gerçekleşmiyor mu bunu inceleyeceğiz. Bu ana kadar belki birkaç gün buradaki komşularımızı misafir edeceğiz biz. Fırtına Edirne'nin Eniz ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Limandaki birçok tekne battı. Tekne sahipleri ise dev dalgalara aldırış etmeden canları pahasına tekneleri kurtarmak için denize girdi. Fırtına limandaki birçok tekneyi dalgaların altında bıraktı. Korku dolu anlar yaşandı. Edirne'nin Eniz ilçesinde fırtına nedeniyle dalgaların altında kalan tekneler suya gömüldü. Demirli diğer teknelerde batma tehlikesi geçirince tekne sahipleri kurtarma çalışması için seferber oldu. Bazı tekne sahipleri de dalgalara aldırış etmeden teknelerini kurtarma çalışması yaptı. Ve canları pahasına batan tekneleri kurtardılar. Mersin'in Tarsus ilçesinde aşırı yağışlar etkili alan ekili alanların dışında kırsal mahalleleri de etkiledi. Sular altında kalan araç iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Mersin şehir merkezinde gün boyu devam eden yağmur nedeniyle bazı ana caddeler ve sokakları su bastı. Özellikle denize yakın mahallelerdeki alanlar sular altında kaldı. Tarsus ilçesine bağlı Yunusoğlu mahallesinde de bir otomobil seyir halindeyken sulara gömüldü. Kendini güçlükle dışarıya atan sürücü hemen yardım istedi. Olay yerine gelen kepçe suya gömülen aracı kurtardı. Sayın seyirciler, havaların soğumasıyla hastalıklar kapımızı bir bir çalıyor ama mikroplarla savaşmak mümkün. İlaç kullanmadan sağlığı korumanın yoluysa doğada. Şifa deposu bitkilerin başında da zencefil geliyor. Tam bir şifa kaynağı. Mikroplara karşı bitkisel önlem zencefil. Genelde karşın bitki çaylarımız var ama özellikle zencefil denen bitkiyi tavsiye ediyoruz biz halkımıza. Şunu normalde patates gibi sorular, kaynatıp suyunu tüketirler. Astım, bronşit, nefes darlığı için, öksürük için bronşları temizleyici özelliği vardır. Midedeki mikropları öldürme özelliği de vardır. Havalar soğudu. Kış hastalıkları kendini gösterdi. İlaç kullanmadan sağlığı korumanın yoluysa doğada. İlk sırada da zencefil var. Zencefilin faydaları öncelikle astım, bronşit, soğuk algınlığı, öksürük. Ama çoğunlukla yani zencefili günlük hayatta kullanırsak Allah'ın izniyle insan hasta olmaz. Vücudumuz bu mevsimde özellikle grip, nezle, soğuk algınlığı yani üst solunum yollarına bağlı hastalıklara daha açık hale geliyor. Bunlara çare şifalı bitkilerden oluşan kış çayı. Taze zencefil en çok tutulan yani kış aylarında ıhlamur, tarçın, bunların hepsini karıştırıyor. Astım, bronşit, nefes darlığı, öksürük için en çok kullanılan bitkiler. Ancak uzmanlar vücudun direncini koruyan bitkilerin kullanımında aşırıya kaçılmaması konusunda uyarıyor. Beşiktaş'ta bir lokanta açan pilot Murat, evlere siparişleri bambaşka bir yöntemle gönderiyor. Bakın nasıl. Bu yöntem Türkiye'de bir ilk. Çünkü bu drone çorba servisi yapıyor. Beşiktaş'ta dedesinin miras bıraktığı tariflerle 15 çeşit çorba yapan pilot Murat lakaplı lokanta sahibi servis ağına drone ekleyerek teknolojiye ayak uydurdu. Ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek soğuk havada çorba siparişi veren müşterilerine drone'la servis yapmaya başladı. Türkiye'de bir ilki yaptım. Beşiktaş'ta paket servislerimiz artık drone'la. İsteyen 7/24 bizi arayabilir. Böylece sipariş paketler müşterilere sıcak ve daha çabuk ulaşıyor. Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan ve özelleştirme kapsamı dışında bırakılan Çarşamba Şeker Fabrikası seneye yeniden üretime geçiyor.
Fabrikanın yeniden açılabilmesi için çiftçiden 150 bin ton şeker pancarı alımı yapılacak. Çarşamba Şeker Fabrikası'nda üretimin yeniden başlatılması amacıyla çiftçileri bilgilendirmek için bir toplantı düzenlendi. Toplantı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün şeker pancarı üretimiyle ilgili yaptığı sunumla başladı. 2004 yılında Samsun'da 110 bin hektar arazide şeker pancarı ekimi yapılırken 2018 yılında 12 bin hektar alanda şeker pancarı ekimi yapıldığı görülmektedir. Fabrikanın yeniden üretime başlaması için üreticiden en az 150 bin ton şeker pancarı beklendiği ifade edildi. En az 150 bin ton pancar ekimi almak zorundayız. Toplantıya katılan muhtarlar ve Ziraat Odası temsilcileri 150 bin ton üretimin gerçekleştirilmesi yönünde çalışacaklarını dile getirdi. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner 2021 yılı için 50 bin dekar arazide ekim sözü verdi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde zabıta ekipleri görevinin başında. Kömür timi şehrin temiz havasını korumak için soğuk kış günlerinde 7 gün 24 saat çalışıyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye zabıtası 35 yıldır kış mevsiminde farklı bir sorumluluk üstleniyor. Kömür timi hem şehrin temiz havasını koruyor hem de karbon monoksit zehirlenmelerinin azalması için çabalıyor. Zabıta ekiplerinden oluşan kömür timi resmi ve sivil denetimlere başladı. Ekipler odun satışı yapılan işletmelerle evlerde kontrollerini sıklaştırdı. Bugüne kadar birçok şikayet geldi. Bu şikayetleri değerlendirdik. Fakat çoğunluğunda asılsız, yani bu odun türü ve diğer yağlı boyalı tahtalar üzerinde çok çıktı. Biz zabıta müdürlüğü olarak 7/24 yani 24 saat hazır kıta şeklinde çalışıyoruz. Bacaları aşırı tüten ve koku gelen apartmanla müstakil evlerin bahçelerinde denetim yapan ekipler aşırı duman yapan bacalarla ilgili vatandaşları uyararak temizlenmesini istedi. Bu arada 35 yıldır kömür kullanımının yasak olduğu ilçede karbon monoksit zehirlenmesi yaşanmadı. Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi tarım ve hayvancılığa destek uygulamasını sürdürüyor. Daha önce gübre, yem, tohum ve fidan dağıtımı yapan belediye 7 bin ton daha yem desteğinde bulundu. Gaziantep'te çiftçilere destekleriyle dikkat çeken Şahinbey Belediyesi şimdi de üreticiye 7 bin ton yem dağıttı. Kapçaağız Mahallesi'nde gerçekleştirilen yem dağıtım törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ali Doğan, diğer protokol üyeleriyle çok sayıda çiftçi ve vatandaş katıldı. Bundan sonra ne yapacağız? Çiftçimize desteklerimiz devam edecek. Şimdi buzağı setimizi hazırlıyoruz. İnşallah onu vereceğiz. Bir ecza dolabı yaptırıyoruz. Onları sizlere vereceğiz. İnşallah. Bir de köylerde imkanı olmayan, yani hayvana bakabilecek durumda ama maddi gücü olmadığı için yapamayanlara küçük baş ve büyük baş hayvan vereceğiz. Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Ali Doğan ve çiftçiler de belediyeye teşekkür etti. Buğdasını verdi, arpasını verdi, gübresini verdi. Şimdi sıra yeme geldi. Bu yem bizi dağıtacak. Bu yağmurda, kışta bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederiz. Konuşmaların ardından yemler hak sahiplerine teslim edildi. Zeytinburnu'nda sıfır atık projesi kapsamında pilot bölge olarak seçilen Merkez Efendi Mahallesi'nde ayrıştırılmış çöp toplama sistemine geçildi. Vatandaşlar projeyi memnuniyetle karşıladı. Sıfır atık projesine Zeytinburnu'nda büyük destek veriliyor. Atığını sıfırla, doğayı koru sloganıyla başlatılan projeyle Merkez Efendi Mahallesi'nde seferberlik başlatıldı. Bugün Zeytinburnu'muzda geri dönüşüm anlamında yeni bir evreye geçiyoruz. Merkez Efendi mahallemizde atığını sıfırla doğayı koru kampanyasını başlatıyoruz. Pilot bölge olarak seçilen mahallede ayrıştırılmış çöp toplama sistemine geçildi.
Merkez Efendi mahallemizdeki çöpler geri dönüştürülebilenler ve dönüştürülemeyenler olarak ayrılacak. Mahallemizin tamamına geri dönüştürülebilir atıklar için konteynerlar yerleştirildi. Vatandaşlar artık cam, plastik, pil, ilaç olarak ayrıştırdıkları atıklarını Merkez Efendi Parkı, Sultan Murat Camii yanı ve Merkez Efendi Meydanı'nda oluşturulan merkezlere bırakabilecek. Geçen hafta arkadaşlarımız başladılar. Çok büyük bilgi var. İnşallah Zeytinburnu'nun tamamına aşamalı olarak bu işi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Proje eğitim çalışmasında Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve 10 kişilik bilgilendirme ekibi kapı kapı dolaşarak mahalle sakinlerine broşür ve hediye ürünler dağıttı, bilgiler verdi. İnşallah Merkez Efendi mahallemiz sıfır atığa ilk geçen mahalle olacak. İnşallah. Sizlerin katkısıyla, desteğiyle inşallah. Vatandaşlar uygulamadan memnun. Çok mantıklı buluyorum ve katılıyorum tabii, görüyorsunuz vaziyeti. Zaten belediyeci olduğum için de benim hoşuma gidiyor. Yani isteyerek topluyorum, severek topluyorum. Bu plastik projesi zaten bu poşetle birlikte gelen bir başkanımızın gerçekleştirmiş olduğu güzel bir sıfır atık projesi. Destekliyorum ve tüm vatandaşların da buna duyarlı olmasını temelli ediyoruz. Ayrıştırıyordum ama bekletmek çok zor oluyordu. Elimden yani hemen götürüp çöpün yanına ayrı bir yere koymak zorunda kalıyordum. Bu çok daha iyi oldu. Diğer belediyelerin de böyle şeyleri yapmasını istiyorum açıkçası. Dünyanın en büyük Türk İslam kabristanlığı olma özelliği taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı özellikle yerli turistlerden yoğun ilgi görüyor. Şu sıralar beyaza bürünen tarihi alan fotoğrafçıların karelerini süslüyor. Koca bir tarih burada yatıyor. Türk İslam dünyasının ise en büyük kabristanı. 11 ve 15. yüzyıl arasında şekillenen Ahlat Selçuklu Mezarlığı karla kaplandı. Buraya özellikle buradaki Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nı görmek üzere geldik. Normalde Van merkeze gelmiştik. Güzergahımızı Ahlat üzerinden geçirip Erciş'ten Van'a gelecek şekilde özellikle mezarlıktan geçmek üzere ayarladık. Kışın gelmekte bu noktada beyaz örtünün altında bu taşları görmek heyecan vericiydi yani. Daha yeni bir kısmını gezdik ama hayranlıkla geri kalan kısmını da izlemeye devam edeceğiz. Kabristan binlerce heybetli mezar taşlarıyla dolu. Kimi eğilmiş, kimi bir diğerine dayanmış. Ancak işçilikleriyle göz alıcı bir görünüme sahipler. Fotoğraf sevdalıları da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntülerin oluşturduğu başta Selçuklu Meydan Mezarlığı olmak üzere tarihi mekanları fotoğraflıyor. Özellikle Selçuklu motiflerin olduğu, mimarisinin olduğu bir mezarlık. Karlı olarak da çok güzel olmuş, bize nasip oldu. Yollar vesairelerde yani çok ulaşım da kolay buraya. Gelmek ve gezmek isteyenlere biz önerebiliriz. Anadolu'nun tapuları niteliğinde olan abideler yerli ve yabancı birçok turist tarafından ziyaret ediliyor. Her biri birer sanat eseri olan sandukalar, oda mezarlar aynı zamanda tarihe ışık tutuyor. Muhabir olmak ister misiniz? Çevrenizde gelişen olayları siz çekin, biz yayınlayalım. Cep telefonunuza indireceğiniz İHA Muhabir uygulamasıyla çektiğiniz görüntüleri dünyaya servis ediyoruz. Programı çalıştırın, telefonu sola yatırın ve kaliteli çekime başlayın. Kayıt tuşu kaydı başlatır ve durdurur. Kayıt durduğu andan itibaren görüntü İLAS Haber Ajansı'na gönderilir. Sadece ben değil, dünya görsün diyorsanız çekin, gönderin. Haber paylaşınca güzel. İHLAS Haber Ajansı. Böylelikle haber saatinin sonuna geldik. Bizden sonra önce ekonomi, ardından spor turu var. Mutlu bir yıl geçirmenizi diliyoruz. İyi akşamlar.
Kadayıfçı Sıtkı Usta. Enfes, çıtır çıtır bir kadayıfa kim hayır diyebilir? Kadayıfçı Sıtkı Usta eşsiz lezzetiyle hizmetinizde. Enfes yağları ve meşhur fıstıklarıyla hoş kokulu, damak çatlatan ürünleriyle Kadayıfçı Sıtkı Usta unutamayacağınız bir lezzet garantisi sunuyor. Kadayıfçı Sıtkı Usta, lezzetin ustası. Sunar, lezzeti sunar. Türkiye'nin ilk üstün lezzet ödüllü mısır yağı ve ayçiçek yağı. Marifeti lezzetinde sunar yağı. Huzur, tabiat, eğlence, dört mevsim tatil. Deniz, orman, kaplıca bir arada. İstanbul'a sadece bir saat mesafedeki eviniz İhlas Armutlu Tatil Köyü. Bay bayan ayrı havuzlar, kür merkezleri, her dairede şifalı kaplıca suyu, çocuklara özel eğlence merkezleri, aqua park, çocuk oyun alanları ve bayanlara özel plaj. Şifa dolu bir tatil ve daha fazlası için İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 444-8-241. Şimdi İstanbul'da ev almanın tam vakti. Marmara Evleri birden aldılar, kazandılar. Marmara Evleri 2-3 derken gelen yaşadı, alan kazandı. Ve şimdi Marmara Evleri ayrıcalığı dördüncüsüyle karşınızda. Kaliteyi konforla buluşturan 2+1'den 4+1'e daire modelleriyle Marmara Evleri 4 sizi bekliyor. Gelin Marmara Evleri 4 kazancınız, Türkiye geleceğiniz olsun. Marmara Evleri 4, İhlas Yapı Güvencesiyle. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com, Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji. Doğru ve güvenilir haberin adresi olan İHA yeni haber sitesiyle internet dünyasında da bir adım önde. Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmeleri, eğitim, politika, kültür, sanat, ekonomi, sağlık, spor dünyasındaki en son haberleri anında öğrenebilmek için www.iha.com.tr. Metro Enerjisi spor haberlerini sunar. Süper Lig'in ilk yarısını değerlendiren Alanya Spor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu takım olarak iyi bir performans sergilediklerini belirtti. Tabii enişte çıkışlı zamanlarımız da oldu. Tabii iyi bir takımız. Belki hedeflediğimiz ilk yarı itibariyle yani 35 puanları toplayabilirdik ama 29 puanda çok iyi bir puan cetvelindeyiz. Çavuşoğlu elde ettikleri başarıda emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti. Geçtiğimiz son 3 yılda ilk yarıyı 18 puanla tamamlamıştık. Ama bu sene şükür 29 puanda tamamladık. Önceki yılların 11 puan önünde. Tabii bu da önemli bir başarı. Tabii burada başta teknik heyetimiz ve bütün futbolcularımızla bütün teknik kadrodaki ve kulüp çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay'da TOKİ tarafından yapımı süren 25 bin kişilik Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu.
Bakan Kasapoğlu, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Şensöz'den stat hakkında bilgi aldı. Hatay milletvekilleriyle inşaat çalışmaları süren statta inceleme yapan Bakan Kasapoğlu, işçilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Stadın 7 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Adıyaman 1. Amatör Futbol Ligi'nde yıllarca top koşturan Yaşar Bayram 51 yaşında yeniden takım kadrosunda yer aldı. Şu anda benim oynadığım şu yaş kategorisinde 15, 16, 17, 18, 19 yaş kategorisinde olan arkadaşlarla ben top oynuyorum. Bunlarla aynı performansı sergiliyorum. Yaşar Bayram 1. Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden, onun üzerinde takımda forma giyimi. 51 yaşındayım. Şu anda 1980-87 sezonunda Adıyaman Belediyespor'da başladım. Birçok kulüpte top oynadım. Şu anda da 51 yaşında olmama rağmen Serdar Yılmaz kardeşim, Adıyaman'ın kariyerli oyuncusu, Adıyaman Gençler Birliği'ne beni transfer etti. Yaşar Bayram'ın lakabı ise Baygol. Baygol futbol kariyerini uzun yıllar sürdürmeyi düşünüyor. Spor kamuoyu, Adıyaman seyircisi de beni sevdiği için sürekli beni görmek istedik. Şimdi ben yaşım 60'a da gelse, Allah nasip ederse oynamayı deneyeceğim ve oynayacağım da. Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Muay Thai milli takımı Aban Tabiat Parkı'nda kar yağışı altında -5 derecede kıyafetlerini çıkararak antrenman yaptı. Zor ama çok keyifli. Karda görüyorsunuz sporcular durmuyor. Niye? Isındık çünkü. Enerjimiz çok güzel. Bir ay sonra Nevşehir'de gerçekleşecek olan Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan milliler dondurucu soğukta dirençlerini artırmak için yaklaşık 1,5 saat boyunca antrenmanlarını sürdürdü. Sporcularımızın o stresini attırdık çünkü bir ay sonra Türkiye Şampiyonası var Nevşehir'de. Muay Thai'de A milli takımda kaliteli sporcularımız var. Hem burada birlikteliğimizi, kaynaşmamızı arttırıyoruz. Hem de sporcularımız eğlenerek, antrenman yapıp, motivasyonlarını yükseltip, birlikteliğimizi daha sıkı, daha kaynaşma etkinliği olarak bunları görüyoruz. Sporcular zor olsa da eğlenceli bir antrenman geçirdiklerini belirtti. Yani direncimiz artıyor. Bir yarım saat burada yapmamız hem kilo kaybımıza neden oluyor, hem de eğlence amaçlı rahat bir şekilde yapıyoruz. Şu anda 1,5 saat oldu. Soğuktan ciddi anlamda konuşamıyoruz. O derece. Zor oluyor mu? Ya tabii ki her şeyin zoru var. Soğuk. Ya ışık 1,5 saat oldu, antrenman yapıyoruz burada. Ama gayet iyiyiz yani. Manisa'nın Demirci ilçesinde off-road tutkunları karlı kaplı alanda büyük heyecan yaşadı. Demirci Akıncıları off-road timi tarafından düzenlenen Demirci off-road buluşması muhteşem görüntülere sahne oldu. Demirci Akıncıları'nı ve Demirci'nin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen off-road buluşmasına 35 adet 4x4 dağ aracı katıldı. Heyecanlı anların yaşandığı 70 kilometrelik parkurda kara ve çamura saplanan araçlar diğer takımlar tarafından zincir ve halatlarla kurtarıldı. Trabzonspor'la dün yollarını ayıran teknik direktör Ünal Karaman Trabzon'dan ayrıldı. Trabzon Havalimanı'na giden Karaman'ı Bordo Mavili taraftarlar sevgi gösterileriyle karşıladı. Taraftarlarla görüşen tecrübeli çalıştırıcı, "Kalbimiz burayla atıyor," dedi. "Biz burayla atıyoruz, sizleri seviyoruz. Bazen oluyor, insanların üzüldüğü, insanların bozulduğu noktalar olabilir. Lütfen takımınıza ve takımınıza hizmet eden insanlara sahip çıkın." Karaman daha sonra taraftarların yoğun sevgi gösterileri ve tezahüratlarla uğurlandı. Metro Enerjisi spor haberlerini sundu. Ejder 3200 falan döken konaklı kayak merkezleri sunar.
Ejder 3200 Palandöken Konaklı Kayak Merkezleri sundu. Karamanmut yolunun 1 ve 2. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Giresun-Trabzon yolunun 45 ve 48. kilometreleri arasındaki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Niksar-Tokat yolunun 49 ve 50. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.